Bursa'ya hoş geldiniz. Yeni projenizden bahseder misiniz? Evet. Hangimiz var? Bence siz başlayın. Yeni. şimdi şöyle, burada Mehdi Bey'le beraber İran ve Türkiye arasında 2018 yılından itibaren bir ortaklık kurduk. Yani Mehdi Bey'in İran'daki, Tahran'daki şirketiyle bizim buradaki ve şubesini de Bursa'da açtığımız Mayelit Yapım arasında bir ortaklık oldu ve bu ortaklıktan doğan yeni projeler var. İlk önce ben bütün Türk milletine selam ve saygımı sunuyorum. Hepimiz bildiğimiz gibi şu iki ülke, İran ve Türkiye, her zamanki gibi iki kardeş ülkelerle. Onun için ben öyle düşünüyorum ki beraber çalışmayı, beraber yaşamayı çok güzel sonuçlar çıkacak inşallah. İnşallah. Mayelit yapımla yani Eda Hanım dediği gibi bir yaklaşık 2 sene, 3 senede beraber çalışacağız. Öyle sanıyorum ki İran, herkes biliyor bunu. Yani İran sineması çok güçlü bir sinema, dünyadaki çok güçlü bir sinema. Aynı zamanda Türkiye sineması da çok güçlü. Ben buluyorum, öyle buluyorum sinemasını. Bence dünyadaki çekim için güzellerden bir tanesi Türkiye'yi ben buldum her zamanki gibi. O kadar bu ülkeyi seviyorum ki sanki ben hiç yabancı olmadım şu ülkede. Herkes yani kardeş gibi görüyorum herkese. Bir de bu eskiden var yani bu iki ülke zaten kardeş ülkeler. Onun için biz düşündük yeni bir projemiz var. Ama nasıl bir proje? Güzel bir proje. Uluslararası bir projesi var. Şu an Eda Hanım'la her yere yer bakıyoruz. Yani mekan olarak, lokasyon olarak yer bakıyoruz. Tabii ki birkaç, yani Türkiye içinde birkaç şehir seçeneğimiz var. Ama farklı farklı şeyler, farklı farklı duygular. Türkiye'de 365 gün hemen hemen her şehrinde film çekebilirsiniz. Biz de bu avantajı kullanarak bu uluslararası projede Türkiye'yi doğal bir plato haline getireceğiz. Tabii ki İran'da da çekimlerimiz olacak. Bu aslında İran-Türkiye arası ortak bir yapım ama en önemlisi şu, bana katılır mı bilmiyorum Mehdi Bey ama birçok ülkenin de içine dokunabileceği, kendini içinde bulabileceği çok özel bir proje. Ve oyuncu kastımızı da şu anda yapıyoruz ve uluslararası kast çalışıyoruz. Şu an Los Angeles'la, Hollywood'la görüşüyoruz. Oradan belki bir iki sürpriz gelebilir. Türkiye'de Türk oyuncular var, Arap oyuncular var. Ondan sonra dünyanın çok yakından tanıdığı, İranlı yine dünyanın çok yakından tanıdığı isimler var. Şimdi tabii onlara deklar etmek istemiyorum ama yakından görüşüyoruz. Biz çok heyecanlıyız projeyle alakalı. Çünkü en önemlisi savaşın içindeki bir hikaye bu. Ve dünya yıllardır zaten hepimiz biliyoruz savaşın içinden çıkan bir hikaye diyeyim daha doğrusu. Ve bu alanda da ben dünyada ses getirebileceğine çok inandığım. Şu konuda ben Eda Hanım'a katılıyorum. Sadece ufacık bir şey ekliyorum. Mevzuyu açmıyorum, konuyu açmıyorum. Sadece şunu söyleyebilirim şu proje hakkında. Mevzu olarak savaşın karşı sevginin kazandığı bir hikayesi var bu proje. Onun için ben de öyle düşünüyorum. Yani dünyaya ses getirebilmek bir proje. Biz çalışıyoruz şu an. Umudumuz çok. İnşallah ki güzel bir proje çıkartacağız. Şu an senaryonun ilk draftını zaten bitirdik. İkinci draftını da bitirmiş üzereyiz. Ama daha ne ekleyebiliriz? Böyle daha tatlı neler eklenebilir? Hikaye çok güçlü bir hikaye çünkü. O aşamadayız.
Dediğim gibi kas görüşmeleri yapıyoruz. Çekim mekanları için zaten Mehdi Bey burada ve lokasyon turundayız. Bursa'yı da özellikle çok önemsiyorum ben. Bunu biliyorsunuz ve bizim şirketimizin de artık bir şubesi burada. Hem İstanbul'dayız hem Bursa'dayız. Bursa'ya da bakıyoruz. Belki Mardin olabilir, Gaziantep olabilir, Hatay çok önemsiyoruz yine. İstanbul tabii ki, İzmir, farklı illerimiz var seçenek olarak. Projeye bugün başlasak, bugün başlayacak kadar heyecanlıyız. Ve aslında çok hazırlıksız değiliz, hazırız da. Ama ön hazırlığa 1,5 ay sonra başlıyoruz. Pandemi nedeniyle biraz daha hani Mayıs gibi başlamak istedik ön hazırlığa. İnşallah da Kasım, Aralık gibi projeyi çekimine başlayıp inşallah Şubat'ta da 2022 Şubat'ta da dünyaya yepyeni bir filmle geliyoruz. Peki filmin senaryosu kim, yönetmen kim? Yönetmeni, senaryo grubumuz var tabii ama yönetmenimiz de o işin başında. Şehram Azatzade, İranlı genç bir yönetmen ve çok inandığımız, bizim de Mehdi Bey'le beraber çok inandığımız bir yönetmen. Bu yüzden de onun kadrajından çıkacak bu hikayeyi de biz de çok merakla bekliyoruz. Daha önceden de çok tecrübesi olan bir yönetmen ama dünya onu bu projeyle tanıyacak diye düşünüyorum. İnşallah. Şehram Azatzade ile sizin buluşmanız, bu projenin oluşması nasıl oldu? Yani şöyle söyleyeyim, yani Şahram'la ben, Eda Hanım söyledi gibi, Şahram Azatzade aslında genç ve değerli bir yönetmen. Daha önce birkaç uzun metraj film yapmış bir yönetmen, hem de başarılı bir yönetmen. Onun bir festivali var, kısa film festivali. Şu pandemiden sonra, bir Covid'den sonra orada bir festival kurmuş. Online'dan. Online. Evet, online dediğim ki yani Farsça değil, yani aslında İngilizce. Online bir festivali var. Orada herkes katılıyor. O şekilde yayınlıyor. Evet, bir festivali var ama o festivalin moduru aslında. Ben de Şahram yaklaşık 1,5 sene önce görüştük, şu proje hakkında konuştuk. O zaman senaryo şu hale gelmemiş, yani bir sinaps, elinde bir sinaps varmış. Onun üstünde konuştuk. Hep ben Eda Hanım'la konuştum, fikir aldım, o tarafta yansıttım. Çünkü Uluslar Arası bir proje, o şekilde bakmamız lazım. Yani her yerden geçerli bir hikaye lazım. O şekilde devam ettik, senaryo hazırladı. Şu an senaryoyu tamamlamış. Biz 10 hazırlığa başladık. Yani İran'daki çocuklar çalışıyorlar, bir ekip kurduk, orada çalışıyorlar. Ben de geldim Eda Hanım'la, burada bir lokasyon turu atıyoruz şu an. Ama yavaş yavaş biz başladık. Ama bu pandemi dolayısıyla biz biraz planımızı ertelendik. Yani bir buçuk ay sonra Türkiye'deki 10 hazırlığa başlayacak. Ondan sonra o şekilde devam edeceğiz. Film kaç mekanda çekilecek kabaca? Ya da yarısı Türkiye'de mi, yarısı İran'da mı? Hayır, çekecek? Hepsi şu, biz öyle düşündük ki hepsi bu senaryo, hepsi mekan olarak Türkiye içinde çekecek. Sıfırdan 100'e kadar. Ama nasıl onu göstereceğiz? Birkaç ülke var. Yani Suriye sınırı var, bilmem Bulgaristan sınırı var. Ama bütün mekanları biz, yani öyle bir avantaj var Türkiye için. Yani Türkiye içinde bütün mekanları bulabiliriz. Yani benzer mekanları bulabiliriz. O şekilde hareket edeceğiz. Ama şu Türkiye'de çekeceğiz inşallah. Kastı. Nasıl planlıyorsunuz? Yani Türk oyuncular, yarı yarı Türk oyuncular mı yoksa hepsi? Bak öyle düşünmedik. Yarı Türkler, yarı İraniler, yarı mesela atıyorum Hollywood'dan ki oyuncular. O şeye bağlı, o senaryoya bağlı, o karakterlere bağlı. Biz şu an düşünüyoruz. Ben, Eda Hanım, aynı zamanda Şahram, üçümüz beraber yani
herkes fikir veriyor. Yani şu atıyorum, yani şu karakter için şu oyuncuyu ben öneriyorum. Herkes bunu söylüyor. Belki birçok Türk arkadaşlarımızdan oyuncular anlamında söylüyorum. İnşallah şu projeye katılacaklar. Belki Hollywood'da, belki İran'da. O şu an pek çok bellidir. Belli ama biz açıklamayı yapmıyoruz. Ama en azından 4 ülkeden oyuncularımızın olduğunu hadi şimdilik söyleyelim. Yani Türkiye, İran, Arap asıllı oyuncularımız var ve aynı zamanda Hollywood'da gördüğümüz tanıdık yüzlerimiz de var. İstediğimiz şey dünya sinemasına bir film hediye etmek. Sevginin kazandığı bir film hediye etmek. Bu çok güçlü bir drama. O yüzden de birçok ülkede gösterime girmeyi hedefliyoruz şu anda. Tabii ki de İran ve Türkiye'de de gösterimde olacak. Ama uluslararası, bu bir festival filmi değil, onu söyleyebilirim. Ama tabii ki festivallerde de yarışacak güçte, kuvvette bir film. Premieri nerede yapmayı düşünüyorsunuz? Tabii ki benim gönlüm Türkiye'den yana ama şu an premier için çok erken, birçok şeyi değerlendiriyoruz. Ona göre belki dünya premierini farklı bir ülkede açabiliriz.